Kayseri Özel Öğretim Kurumları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve İyi Dersler Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bağkale, özel okullara yapılan zam kısıtlamasını eleştirdi. Ben Mustafa Bağkale, İyi Dersler Okulları Yönetim Kurulu Başkanı olarak hizmet etmekteyiz. Biz kamuoyuna özellikle şu son günlerde yaşamış olduğumuz sıkıntılı ekonomik sıkıntıların enflasyon karşısında özel okulların güç kaybetmesi, kan kaybetmesini anlatmak üzere toplandık, bir araya geldik. Pandemi süreci, pandemi sonrasında yaşanan bu ekonomik krizde hepimizi ciddi sıkıntılar beklemekte. Bu sıkıntıları şöyle özetlemek lazım. İster istemez personel artışları yaşadık. %50 bir personelimize, maaşımızlarına zam geldi. Elektrikte %167, doğalgazda %120'lere varan bir zam oldu. Yemek fiyatlarımız %120'ler, %150'leri buldu. Ve buna benzer temizlik, kırtasiye giderlerimiz de ciddi manada arttı. Tabii biz eğitim öğretimi planlarken bir sonraki yılın Eylül ayından gelecek yılın Haziran ayına kadarki sürece satıyoruz. Yani gelmeden, işlem başlamadan biz bir ürünü piyasaya sunuyoruz. Ve bunu belirlerken de devletimizin ve kanunlarımızın vermiş olduğu öncelikler ve şartlar doğrultusunda 9 ay önceden fiyat açıklamak durumundayız ve bu açıkladığımız fiyat artışla beraber tekrardan bir zam yapma, tekrardan bir ücret talep etme yetkimiz yok. Çünkü biz diyelim ki geçen yıl Ocak ayında kaydını yaptırmış bir velimiz 20 bin liraya kayıt yaptırmış ise bizim normal artışımız %36 ise bunu uyguladığımızda biz buna %36 uygulayıp alıyoruz ve gelecek yılın Eylül'ünden itibaren öbür yılın Haziran'ına kadar bu fiyatta dokunamıyoruz. Tekrardan bir artış yapma şansımız yok. Dolayısıyla o aradaki gelecek artış oranları bizi ciddi manada sarsıyor. Geçtiğimiz yılda öyle oldu. Bizler kanunlar çerçevesinde geçtiğimiz yılda %20 bir artış yaptık. Bütün özel okullar kendi öğrencilerine, içerideki öğrencilerine 15 ila 25 arasında artışlar yaptılar ve öğrencilerini aldılar. 9. ayda da eğitim faaliyetine başladılar. Dolardaki bu artış, enflasyon artışı ilk bizleri yemek fiyatlarında mutfakta baş gösterdi. İlk artışı mutfakta yaşadık. Yani şöyle söyleyeyim, 65 bin lira mutfak gideri olan bir kurumun Eylül sonu, Ekim sonu diyelim, Ekim sonunda bu 80 liraya çıktı. Kasım sonunda bu 110 liraya kadar çıktı. 110 bin liraya çıktı gideri. Şu anda da 115 bin lira bandında devam ediyor. Doların düşmesiyle de bu gıdadaki fiyatlarımıza ciddi manada düşmedi. Bilakis elektrik zamlandı, doğalgaz zamlandı, mazot zamlandı. Asgari ücret ciddi manada zamlandı. Olması lazım bence ama bizim tekrar dönüp velimizden ya biz fiyatımızı artırabilmemiz gerekiyor. Bu aldığımız fiyat bizi kurtarmıyor diyemiyoruz. Çünkü bir yıl öncesinden belirlenmiş bu fiyatlarla devam etmek zorunluluğumuz var. Haliyle iş böyle olunca şu an biz bu sezonda aldığımız öğrencileri fiyatlarıyla Haziran ayına, hatta Haziran demeyelim, Ağustos ayına kadar bütçemizi buna göre yapmak durumundayız. Çünkü Haziran'dan sonraki süreçte de bu çalıştırdığımız personel devam ediyor, kiralarımız devam ediyor, giderlerimiz aynen devam ediyor. Haliyle biz şu an geçtiğimiz yıldaki aldığımız fiyatlarla bu artışları karşılamak durumunda kaldık. Yaklaşık artışlar %105 oldu. Bizler de kurumlar olarak maliyetlerimizde %35, %40'lardaki bir artıştan ciddi manada zarar ettik. Şimdi gelecek yılın fiyat artışları noktasında gene kanunlarımızla sınırlı olan %36'lık eğitim ücretine zam yapmak durumundayız. Ama bizim artışlarımız bu yıldan zaten %36'yı geçmiş durumda. Gelecek yıl nasıl bir artışla karşılaşacağımızı da bilemiyoruz ve zaten şunu biliyoruz ki şu artışlar bizim şu anki artışları yansıtsak dahi bizi kurtarmıyor. Yani biz %100 zam yapmazsak bizler kurumlar olarak ayakta kalamayız. Yani bütün özel okullar için söylüyorum bunu. Yani fiyatlarına %100 bir artış yapmadan gelecek yılda ayakta kalma şansları yok. Bu süreç içerisinde takdir edersiniz ki bizler maliyetlerimizi karşılayamaz isek
kalitemizden ödün vermek zorunda kalırız. Daha da sonra da kapanmak zorunda kalırız. Bizim bu artışlara rağmen biz kaliteli eğitim verebilmek için öğretmenlerimize vermemiz gereken zam oranlarında taviz vermek istemiyoruz, yapmayacağız da. Onlara da ciddi manada maaş vermek istiyoruz. Tabii bunu verebilmek için bizde gelirimizin olması lazım ki biz de öğretmenlerimize maaşlarını yükseltebilelim. Onların da gelir seviyelerinin yüksek seviyeye çıkabilmesi için katma değerde bulunabilelim. Bunu yapabilmemiz de bizim de öğrencilerimizin vermiş olduğumuz hizmetin karşılığını almamıza bağlı. Eğer biz karşılığını alamaz isek, dolayısıyla biz de yeteri kadar öğretmen ücretlerinde iyileştirme yapamayacağız. Bu da bizi üzer, kalitemizi düşürür. Biz bu kaliteyi düşürmek istemiyoruz. Kalitemizden taviz vermek istemiyoruz. Bunun için de öğretmenlerimizin maaşlarından kısmak istemiyoruz. Dolayısıyla bizler hak ettiğimizin karşılığını bekliyoruz, istiyoruz.